Merhaba arkadaşlar. Tam sayılarda işlemlere geçtik. Tam sayılarda toplama işlemini öğreneceğiz. Ancak öncelikle size bir şey hatırlatmak istiyorum. Hani bir tam sayılar kahramanımız vardı Süper Zeynep. Süper Zeynep'in başına çok kötü şeyler geldi. Korkunç bir ejderha onu çok derin bir kuyunun dibine attı. İzleyelim mi? Zeynep düşüyor, düşüyor, düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Şimdi sıradaki soruları çözerek ona yardımcı olabiliriz. Süper Zeynep 2 metre düştükten sonra 3 metre daha düşerse acaba kaç metre aşağıda olur? Bakalım. 2 metre düşmüştü, 3 metre daha düştü. Demek ki toplamda 5 metre aşağıdadır. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Süper Zeynep 5 metre aşağıdayken 3 metre yukarı çıktı. 5 metre aşağıdaydı. Yani eksi 5'teydi. 3 metre yukarı doğru çıkmayı başardı. Kaç metre aşağıda olur? Eksi 5'teydi. 3 metre yukarı çıktı. Ama hala kuyudan daha kuyunun başlangıç seviyesinden aşağıda. Kaç metre aşağıda? 2 metre aşağıda. Eksi 2'de. Peki. Süper Zeynep 2 metre aşağıdayken 3 metre yukarı uçarsa ne kadar yukarıda olur? 2 metre aşağıdaydı yani eksi 2'deydi. 3 metre yukarı doğru uçtu. Bakıyoruz. Eksi 2 artı 3 ne yaptı? Kuyunun başlangıç seviyesinden 1 metrede yukarıya yükselmedi mi? Evet. Yani artı 1'de. Biz burada tam sayıları toplamış olduk. Tam sayılarda toplama işlemi yaparken kısaca aynı işaretli sayılar toplanır ve ortak işaretleri alınır. Örneğin eksi 2 ile eksi 3'ü topladığımızda eksi 5 olur. İşaretleri farklı tam sayılar toplanırken Mutlak değerce yani işaretine bakılmaksızın büyük olandan küçük olan çıkartılır ve o büyük olanın işareti alınır. Örneğin eksi 5 ile 3'ü topladığımızda 5'ten 3'ü çıkardık. Yani aradaki farkı bulduk. Farkımız 2. Hangisi daha büyükse onun işaretini alıyoruz. Çünkü ne yaptı? O onu gideremedi. Tamamlayamadı. Eksi 5'i tamamlayabilseydi sıfır noktasına ulaşacaktı. Henüz tamamlayamadı. Süper Zeynep düşerken duvardan kopan bir taş da onunla birlikte aynı anda aynı hızla aşağı düşmeye başlamış. Zeynep önce 7 metre sonra 2 metre aşağı düştü. Taşsa önce 2 metre sonra 7 metre aşağı düştü. Son bulundukları yerleri karşılaştıralım. Zeynep ve taş için hesaplamalarımızı yapalım. Zeynep önce 7 metre sonra 2 metre aşağı düşmüştü. Yani eksi 7 artı eksi 2. Az önce öğrendik. Neydi? İşaretler aynıysa toplayıp ortak işareti yazıyoruz. Yani eksi 9. 9 metre aşağıda. Şimdi aynısını taş için hesaplayalım. Önce 2 metre sonra 7 metre aşağı düşmüştü. Yani eksi 2 artı eksi 7. Neydi? İşaretler aynıysa topluyorduk. Ortak işaretini yazıyorduk. Yani o da 9 metre aşağıda. Aynı yere vardılar. Süper Zeynep önce 5 metre sonra 2 metre düştü. Orada bir dal buldu. Dala tutundu. Ancak tekrar 3 metre daha aşağı düştü. Taş ise önce 5 met metre düştü, bir dala takıldı, sonra 2 metre ve sonra 3 metre düştü. Son bulundukları yeri yine karşılaştıralım. Zeynep ve taş için birer hane açalım. Zeynep için hesaplamaları yapacağız. Önce 5 metre sonra 2 metre düşmüştü. Beş, eksi 5 artı eksi 2 dedik. Bir de 3 metre daha düştü. Artı ne yaptı? Aşağı doğru düştüğümüz için eksi 3 dedik. Şimdi öncelikle parantez içine hesaplayacağız. İşaretler aynı olduğu için topladık, ortak işareti yap yazdık, eksi 7 oldu. Eksi 7 ile eksi 3'ü toplarken aynı şekilde davranıyoruz. İşaretler aynı olduğu için topladık, ortak işareti yazdık. Yani 10 metre aşağıya düşmüş Zeynep. Peki, taşa bakalım. Taş önce 5 metre düşüyor. Orada duruyor. 5 metre düştü ve durdu. Sonra 2 ve 3 metre düşüyor. Parantez içinde eksi 2 artı eksi 3 dedik. Önce parantez içini yaptık. Eksi 5 oldu. Eksi 5 artı eksi 5 işaretler aynı olduğu için topladık ve eksi 10 oldu. Gördüğünüz gibi aynı noktaya geldiler. Süper Zeynep kuy kuyunun başından 5 metre aşağı düştü. Kuyunun başına ulaşabilmesi için kaç metre yukarı çıkması gerekir? Yani bizden şu isteniyor. Eksi 5'e kaç eklersem 0 olur. Tabii ki Artı 5. Peki. Zeynep'imiz kuyunun başından 5 metre yukarıdaydı. Uçuyordu, havadaydı. Kuyunun başına inmesi için belki ejderha ile savaşacak. Kaç metre aşağı inmesi lazım? Burada da bizden şu isteniyor. 5'e kaç eklersem sıfır olur. Tabii ki eksi 5 çünkü 5 metre aşağı inmesi gerekecek. Şöyle bir işlemimiz var öğrendiklerimizden yola çıkarak bu işlemimizi hemen çözebiliriz. Artı 3 artı eksi 3 artı 0 işleminin sonucu istenmiş. Şimdi burada artı 3 ile eksi 3'ün birbirini 0 yaptığını görüyoruz değil mi arkadaşlar? İşaretler farklıydı. Birbirinden çıkardık. Büyüğün işaretini yazdık zaten 3'ten 3'ü çıkarınca 0 olur. Üzerine de 0 ekledik. 0 sonucu değiştirmiyor ki. Demek ki sonucumuz 0'mış. Peki sorumuz böyle. 3 artı eksi 2 artı 7 artı eksi 3 artı 5. Çok sayı var. Bu sayıları bir şekilde organize etmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Toplamada sayıları alıp istediğimiz gibi bloklayabiliriz. Nasıl yani? Bizim işimize ne gelir? Bizim işimize aynı işaretlileri bir araya getirmek gelir. Hmm. Önündeki işareti değiştirmeden buna dikkat edin. Örneğin önünde eksi varsa yerini değiştirince bir şey değiştirmiyoruz. Şimdi burada pozitif olanları ve negatif olanları bir araya toplarsak. 3, 7 ve 5'i bir araya getirdik, grupladık. Eksi 2 ile eksi 3'ü de bir araya getirip grupladık. Biz aynı türden sayıları toplamakta hiç zorluk çekmeyiz. Ne yapıyoruz? Beynimizin işini kolaylaştırıyoruz. Kafamızı rahatlatıyoruz. Hiçbir zaman karışıklığa yol açmıyoruz. 3, 7, 5 daha, 3, 7 daha, 15 ekledim, 15. Eksi 2 ile eksi 3'ü de kolayca toplayabilirim, eksi 5. Topladık. Peki 15 artı eksi 5 ne olacak? İşaretler farklı mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 15'ten 5'i çıkardım ve büyüğün işaretini yazıyorum. Yani sonucumuz artı olmuş. Peki. Zeynep uçuyor. Bakalım sorunu neymiş? Zeynep'in düştüğü kuyunun derinliği tam 25 metre. Kuyunun dibindeyken her hamlesinde 5 metre yukarı çıkıyor. Ancak herhalde halsiz kaldı. 2 metre geri düşüyor kaç hamlede kuyudan çıkabilir? Zeynep'e yardımcı olacağınızdan eminim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.